Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir oyun deneyeceğiz. Kısa geçen ay çıktı bu oyun ve yüksek bir indirme sayısına ulaştı. Ben de bir deneyeyim dedim. Güzel bir oyun. Doom Days arkadaşlar. Güzel bir oyun. Biraz inceledim telefonda. Şimdi de bilgisayara yükledim. Bir deneyelim. Severseniz arkadaşlar devam ederiz oyuna. Güzel bir oyun. Büyük ihtimalle de büyük ilgi gördü. Buna da ilgi devam edecektir. Hikaye ile ara sahneyle başladı. Zombi oyunu. Güzel oyun. Ben sevdim. Bakalım siz de severseniz devam ederiz. Arabanın işi bitmiş. Tekerlere zombi kalıntıları sıkışmış. Tamir edebilir misin diyor Peggy. Bu imkansız evlat. Yolun geri kalanını yürümemiz gerekecek. İleride bir trafik işareti var. Umarım haritadaki yerlerden birini buluruz. İlerlemek için noktaya bas diyor. Evet, devam edelim. Keşfet butonuna dokun. Buradan bize kırık küçük bir kasabayı gösteren eski bir tabela. İleride bir sığınak olduğunu gösterecek şekilde değiştirilmiş. Evet, biri tabelayı değiştirmiş. İleride sığınak var. İşaret koymuş oraya. Büyük ihtimalle yaşayanlar var demektir. Bu tarafta beni buralarda bize malzemeler mi? İçinde ne var? Kesin zombi çıkar. Aha, anda çıktı. Kurtul, 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 kurtul. Kafaya dipçik bir de yapıştırdık tüfeğe. Tamam, işi bitti. Lanet şeyler bizi buldu. Savaşa hazır ol diyor. Yanımızda baba mı demişti bana? Küçük kızımız herhalde. Baba demedi. Ya baba dedi ya başka bir şey. Burada özelliklerimiz var. Karşıda zombiler var. Beceriler zaman içinde dolacakmış. Burada barikat kurma özelliğimiz var. Bu güzel. Bu hoşuma gitti. Zombileri bir nebze olsun oyalıyor. Şu diğer kızın da şu özelliği varmış. Şöyle üzerlerine geldiğimizde, evet, bunlara elektrik gönderen bir bomba atıyor. Bütün zombilere elektrik veriyor. Bölgeyi temizledik. Burada çok fazla zombi var. Bu sığınak güvenlik görünmüyor. Belki birinden yardım isteyebiliriz. İlerlemeye devam ediyoruz. Şurada bir sandık var. Sandığı hemen açalım. İçinden bize domates çıktı. Tomato. Domates çıktı bize. Yiyecek önemli tabii ki. Yaklaşalım. Bir sandık daha var. Buradan da bize köpek yavrusu. Gel buraya minik köpek. Peki şu an köpek zamanı mı? Köpeğin beşine gidiyor. Hey, kendi başına gitme. Başımıza bela olacak. Peşine hadi ama ufaklık. Köpeğin peşine gitti. Biz de onun peşine doğru gidiyoruz. Şurada herhangi bir sandık var mı? Yok. Bir sandık var burada. Hemen açalım. Tahtalar çıktı. Büyük ihtimalle inşaatta kullanacağız. Şu taraflara bakayım. Bu taraflarda bir şey yok. Hemen yaklaşıyoruz. Evet. Yakalandı tabii ki. Git başımdan seni mahluk diyor. Peggy. Ben tek başına gidersen öyle olur. Peggy'de ne var? Bir telsiz var, bir balta var, bir de tabancası var. Yardım lazım mı? Catherine. Oo. Testereli bir yardımcı geldi. Yardım et bakayım bize. Bir kolunu kesti ve ikiye böldü. Güzel. O testereyi nasıl taşıyorsun lan? Boyundan uzunu. Lollipop da var ağzında. Gelmeye devam ediyorlar. Dikkat et. Arkanı kollayabileceğini sanmıyorum. Silahlarınıza sahip çıkın. Gerisi bende diyor. Liam. Evet. Yeni zombiler geliyor. Hemen karşılayalım. Zombi uyarısı. Hemen ben ön tarafa. Bir de arbaleti var onun. Şöyle şunun bir özelliğini bir deneyelim. Vallahi birçok zombiyi gebertti. Güzel özelliği var. Şuradan da bir tane elektrik atalım. Barikat kuramadık. Onu öne koydum. Onu bir tane daha kullanacağım. Kullanmayacağım ama kullanmayacağım. Acaba kullanma hakkımız bitiyor mu? Onu kullanmadım. Önde iyi temizledi. Büyük ihtimalle onu bize vermeyecek. Çünkü güçlü bir karaktere benziyor. Bu sığınakta yaşıyorum. Kötü bir zaman geldiniz. Kötü bir zamanda geliriz. Burası bir hafta önce zombiler tarafından işgal edildi. Gitmelisiniz diyor. O zaman o tabelayı değiştir. Neden hala buradasın sen? Kız kardeşim sığınakta. Onu ya burada yalnız bırakamam. Sen bizi kurtardın. Biz de kız kardeşini bulmaya yardımcı olacağız. Değil mi? McFadden.
Karar senin. Evet, bir yardım edelim bakalım. Kız kardeşini kurtarmaya gidiyoruz. O bize yardım etti. Biz de ona yardım edelim. Doğru. İleride bir yan kapı var. Sığınağa oradan girebiliriz. Gidelim. Nasıl açacağını biliyor musun? Şunu ver bakayım. Yine domates çıktı bize. Sakince ilerliyoruz. Buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Yan giriş koruyormuş zavallı adam. Yan girişi koruyormuş zavallı adam. Kim o? Umarım anahtarları unutmamışsındır. Evet, şu adamdan bahsediyor. Evet. Kan lekeli notlar. Üzerinde renkli şekilleri çizili olan bir kağıt parçası sırasıyla etiketlemiş duruyorlar. Puzzle mı var? 1, 2, 3. Evet, tamam diyelim bakalım. Harita gibi bir şey aldık. Puzzle büyük ihtimalle kapıyı açmak için kullanılacak. Şöyle aradan devam ediyoruz. Bak, düğmeleri doğru sırayla basman gerekiyor. Oh, renk körüyüm. Çizim soldaki düğmelere bir tur sırayla basman gerektiğini ima ediyor gibi gözüküyor. Renk körü olduğum için arkadaşlar mavi görüyorum. Mavi 3 ama bir ne sarı mı? Şuna benziyor. Şuna bastım. 2 şu 3 de mavi kalıyor. Evet. Doğru. Güzel. Açtık kapıyı. Sığınağa giriyoruz. Açıl susam açıl. Sığınak bu kapının diğer tarafında. Sıkı durun. Gördükleriniz hoşunuza gitmeyecek. Girelim bakalım neymiş onlar. Temizleriz ya. Temizleriz. Zombi mombi hallederiz. Evet, şurada bir taret var. Bizim mi? Tamam, tareti sürükledim. Şuradan bir barikat kuruyorum. Ön tarafa. Oraya bir tane daha kurmam gerekecek. Çünkü arkadan da gelecek bunlar. Orası bayağı bir kalabalık. Şuraya bir tane daha barikat kurdum. İki oldu. Şu testereliği arkaya göndereceğim. Orayı bir temizlesin. Şuraya bir elektrik at. Tüfekliği yaklaştırdım. Güzel. Şu arkadakini vur sen. Tamam, o vurdu. Biraz daha yaklaştırabiliyoruz şöyle. Şekil değiştirebiliyoruz. Tamam, buradan güzel. Barikatı geçemediler. Taret işe yaradı. Barikat işe yaradı. Güzel. Temiz. Güzel. Barikat önemli. Barikat önemli. Ne sıcak bir karşılama ama. Atlatmamıza sevindim. Sığınağın karargahı hemen ileride. Umarım kardeşim iyidir. Ay işte orada. Buradayım diyor. Hani nerede? Evet, seviye atlamış. İki seviye olduk. Buradan bize karakter parçaları, XP parçaları, yemek falan bir şeyler vermiş. Güzel. Bu kolaydı tabi. İleride daha da zorlar gelecektir. Evet, sığınağa geldik. Ara sahneye atlamayacağım. Sonunda seni buldum. İyi bir hafta geçirmişsin gibi. Hiç sorma. Şu zombileri kovmak için elimden geleni yapmalıyım. Belki sana yardım edebilirim. Bir planın var mı? Oradaki durum nedir? Sığınak yenileme planı. Gördüğün gibi sığınağın dış bölgeleri zombiler tarafından istila edilmiş. Evet, buraları temizleyeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 5 tane bölge var. Onlardan kurtulma ver. Dışarıda kalmaları için barikatı tamir etmeliyiz. Bir planım var demek. Yardım edecek kimsem var mı? Sığınak sakinleri hala şokta. Pek yardımlarının dokunacağını sanmıyorum. Polis merkezinde polis arabaları var. Yakıt depoları doldurursan onları dışarıya yardım aramaya gönderebilirsin. Ama önce sahibini bulmamız gerek. Anahtarlar onda. Umalım ki yaşıyor olsun. Polis arabalarına yetecek kadar benzin bul. Görevler. Bir de zombileri yok et ve araba anahtarını bul. Önce benzin bulalım. Daha fazla yardımcı olmamız için polis merkezine polis arabalarını gönderebilirsin. Az önce birkaç şeye ihtiyacımız olacak. Polis merkezi 2 seviye. Bu 10 levelmiş. Bu yeni kız 10 levelmiş. Benzin verecek bize. Karakter parçası XP verecekmiş. Hemen gidelim.
Buradaki polis arabalarını kullanabiliriz. Umarım yeterince yakıt vardır. Şu engeller girişimizi önlüyor ama bir şeyleri dışarı çıkmasına da önlüyor olabilir. Altta mesaj bölümü var. Şu altta mesaj bölümünü kapatmayı bulamadım. Onu inceleyeceğiz. Tam ortada durdurmamız lazım ki kapıyı kırsın. Güzel yapmışlar. Etkileşim yapmışlar. Canın aziz olmalı. Ayağın iyi mi? Ayağımda sıkıntı yok. Korkma sen. Ayağımda hiçbir sıkıntı yok. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Burada işe yarayacak şeyler var. Dikkatçi arada bir şey kaçırmayalım. Evet. Benzin bulduk. Yarı dolu bir benzin bidonu. Farklı yerlerde toplanan artık benzin içerir. Tamam. Güzel. Şu mesajları gizleme yok mu ya? Yönet. Sohbet ayarları. Yönet dersem, bölge sistem gizle, bir yere gel, sohbet ayarları dedik, tümünü engelle. Şöyle desem, sığınak seviyesi, ön belleği de temizle, vallahi herhalde kapatamıyoruz onu. Şuradan kapatabiliyor muyuz? Evet, zombiler geldi, onu daha sonra bakarız. Şimdi barikatı ne tarafa kuracağım? Sol tarafta sıkıntılı zombiler var. Önce sol tarafa bir tane kurmam lazım. Şuraya çok ileri bir geri. Aynen şuraya bir tane kurayım. Bir tane de sağ tarafa kuracağım. Biri kapıyı kırmaya çalışıyor yukarıdan. Evet. Büyükler soldan geliyor. Sağdan da gelen var. Sağa da bir tane kuralım. Tamam, arkadan herhalde gelmezler şimdilik. Şimdilik bunlar idare eder. Duruma göre özellikleri kullanacağım. Şu sol üstteki kapıyı kırmaya çalışan o sıkın aha da geldi. Vay hayvan. Dur. Buna hemen sallıyorum. Attım elektriği. Cam barı çok da fazla değil. Buranın barikatı kırıldı. Biraz geri gel. Alan vuruyor çünkü o. Geri gel. Arkadakiler de kusuyor. Barikatta kusuyorlar. Güzel. Barikatı kıracak. Bir barikat daha kuracağım önüne. Geçti mi? Geçemedi. Güzel. Tamam. İndirdik. Temiz. Bu büyükler alan vurduğu için biraz geriden ateş etmek lazım. Evet, burada görevlerimiz çıktı. Bunlara göre hareket edebiliriz. Mesaj kutumuza bir bakalım. Mesaj kutumuzda ödüller var. Ver abi ödülü. Başka var mı? Ne diyor bu? Zombi kararga zombiler girişinde. Buna daha sonra bakarız. Şuna tıkladığımızda zombiler sığına girdi. Onları çabuk yen. Tamam. Şöyle ateş edip öldürebiliyoruz. Hızlı bir şekilde de geçebiliyoruz. Bunlar bize araba anahtarını da bulmuş olduk. Ve hızlandırıcılar verdi. Bina yapımında kullanılacak. Şuradaki ödülleri toplayalım. Sol alttaki görevleri zaten bize veriyor. Polis merkezi alanı yenilenebilir. Hemen tıkladık. Evet, polis merkezini şimdi temizleyeceğiz. 5 görevden birini yapma hakkına sahip olduk. Hemen gidelim. Güzel. Polis merkezini yeniledik. Ne verdi bize? Gelişmiş arama haritası. Polis merkezinde gelişmiş arama yap. Şu ne? Polis merkezinde normal arama yap. Anahtarlar ve benzini bulduğumuzda polis merkezinde polis arabalarını kullanabiliriz. Tamam, arabalarımızı kullanabileceğiz. Arama bölümüne tıkladığımızda sığınak dışında kahraman ve malzemeleri bulmak için polis arabalarını arama gönderebilirsin. Ha, polis arabasını gönderdiğimizde bize kahraman ve malzeme bulabiliyormuş. Ama bu gelişmiş aramaya bize büyük ihtimalle şu an bir ücretsiz verir. Ondan sonra daha ücretsiz vereceğini sanmıyorum. Burada 5 ücretsiz hakkımız da sol tarafta var. Şuna bir aramaya gönderelim bakalım. Zırhlı polis aracını gönderdik. Bize ne bulup getirdi? Domates ve bir tane kahraman geldi. Charlie. 6 yıldızlı Charlie geldi ama şu an 1 yıldız. Burada hikayesi var. Tamam dediğimizde bir pompalı kullanıyor. Bu arkasında borular var. Çılgın birine benziyor. Elitmiş. Piyade bölüğü ne ait? 5 dakika hızlandırma 10.000'de
Odun verdi. Burada tekrar arama yapabiliyoruz ama bir hakkımız var mı bilmiyorum. Tamam mı dedik, geçtik. Gelişmiş arama, ücretsiz arama 3 günde bir, 4 günde bir veriyor. 4 günde bir veriyormuş. Burada ücretsiz aramadan tıkladığımızda bize ne getirecek acaba bu ufak araba? Getir bakayım oğlum, domates mi? Nadir kahraman rozeti, 15 dakika hızlandırma, arka sokak doktoru kırığı, bu farklı bir karakter. Michel kırığı, bu da farklı bir yani parçası, iki tane bundan parça vermiş. Ücretsizi 5 dakikada bir kullanabiliyormuşuz. Tamam, güzel. Bundan da çıksın. Ah, burası da cehenneme benziyor. Ve yiyecek yok. Açlıktan ölüyorum. Ben sana yemek bulurum. Sığınağa hoş geldin Charlie. Yemek bir sorun değil. Bir çiftliğimiz var. Sadece biraz temizlenmesi gerekiyor. Tamam. Çiftlik alanını temizlememiz gerekiyor. Hemen çiftlik alanını temizlemek için bölgeyi açalım. Sisle kaflı bölgeyi keşfediyoruz ve içerisini temizlememiz lazım zombilerden. Sisi temizleme. Şunlara bastığımızda ne diyor? Acıktı, bir şey yapamaz mıyız? Onu ikna et. Tamam. Bunları yapınca da gücümüz yükseliyormuş. Şu canavar beni evimi elden aldı dedi. İkna ediyoruz onu. Tamam. Şuna da basalım. Şuna da ikna edelim. Güzel. Şuna. Temizle abi. Güzel. Güzel de malzemeler çıktı. Şurayı da temizle. Zombiden temizleyeceğim. Önce şu etrafı bir temizleyelim. Şurası da var. Var mı başka? Şurası da kaldı. Bir de şu sağ üst taraf var. Başka da kalmadı gibi. İki tane var. Şimdi şu işi halledelim. Tavsiye edilen seviye ki Peggy'yi yükseltebiliyormuşuz. Diğeri zaten 10 seviyeymiş. Burada kazma ödülü varmış ve şu ana kahramanımıza da parça verecekmiş. Ana zombi de buradaymış. Şu Peggy'yi bir yükseltmeyi deneyelim. Aa, yer değiştiriyormuş. Zaten Peggy ancak köpek peşine koşuyor. Şu yeni elemanla yer değiştirebiliyoruz. Değiştirdik. Charlie. Bir seviyeyle başlıyor. Özellikleri de şurada mevcut. Buradan kahramanlarımızı değiştirebiliyoruz. Arkada şu anda ana karakter önde. Şuradan bir sandık açalım. Evet, balta geldi. Pas ve kirli lekelenmiş çapalar. Görünüşe göre sahipleri onları bırakıp aceleyle gitmişler. İşimize yarayabilir. Silahları çapadan daha iyi kullanıyorum. Zombi uyarısı. Şimdi arkadan da boşluk var. Arkadan da gelebilir bunlar. Sağlı sollu gelecekler. Önce şunu çeviremiyor muyum acaba ya? Arkadan geliyor. Hem de her tarafı kapatamıyoruz. Duruma göre barikatı kullanacağım. Şimdi değil. Arkadan geliyorlar. Aynen. Oo, arkadan köpek de geliyor. Geç kaldım. Geç kaldım. Pompalıyı kullanacağım. Pompalı özellikli geliyor. Güzel. Şuraya bir barikat daha koracağım. Güzel. Burayı kapattık. Arkadan gelmişler. Şimdilik iyiyiz. Köpek geliyor. O barikatı çeviremiyoruz galiba. Onu daha sonra bakmam lazım. Barikat çevirmeye bakmam lazım. Yukarıdan gelen var. Evet, ana zombi geldi. Bir barikat daha koydum oraya. Ana zombiyi öldürdük. Şu özelliği... Aa, taret koyabiliyormuş. Dur. Taret koyabiliyormuş bizimki. Nereye koysam? Şuraya koyacağım bu tareti. Ateş. Güzel. Taret. Bunun özelliği taretmiş. Bunun özelliği taretmiş. Güzel. Çok da zorlanmadık. Tareti daha önce koyabilirdik. Hallettik mi? Güzel. Temiz. Seviye atladılar. Harika. Harika, görünüşe göre burası tam sana göre. Sığınakta yardımımıza ihtiyacı duyan daha fazla hayatta kalanlar var. Cehennem ile yola çıkacağız. Çıkalım bakalım. Sığınağa oranı planlarımıza yardım etmeye devam edin. Bir sorunla karşılaşırsa bize gelebilirsiniz. Daha bu bizde artık gelmiyor. Ara sahne girdi.
Büyük ihtimalle az önce bizim testerelerinin reklamı. Şu an kullandığımız. Bunlar kardeş. Evet, kardeşleri 16.99'a 17 liraya bize satıyormuş arkadaşlar. Kirala. Kiralayabiliyoruz. Kaç günlüğü var mı lan? Buradan izleyebiliyoruz. Bir de bu var. Bu bizde zaten var. Bu bizde zaten var. Şunu 17 liraya bize satıyor. Artı buradaki malzemeleri de bize veriyormuş. Vallahi işe yarar. Yok tabi bakmıyorum. Sana mı bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun diyor. Bakmıyorum, bakmıyorum. Tamam, görevlere geçelim. Mağazada bir tane 1 yazıyor. Günlük destek ücretsiz. Şuradan veriyormuş bize. Hemen alalım. Başka var mı? Başka şimdilik yok gibi. Hemen ödülleri toplayıp yeni görevimize gidelim. Vallahi oyun sürükleyici arkadaşlar. Ben sevdim. Çiftlik alanı yenilenebilir. Hemen çiftlik alanına gidelim. Evet. 5 görevden birini tamamladık. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Çiftlik önemli. Yiyeceğe ihtiyacımız olacak. Çiftlik alanını yeniledik. Buradan bize domates çıkacak. Günlük ödüller var. Her gün girişte 7. günde bize şunu verecekmiş. 10 parça verecekmiş şu komutandan. Zombi avcısı Jaden. Şöyle bir bakabilir miyiz zombi avcısına? İnceleyemiyoruz. Önce bir alalım, belki sonra inceleyebiliriz. Şimdi bakalım. Aynen. Hiddet becerisi varmış. Güzel. Düşmana hasar, hasar farkı 9000 al. Yardımcı general kullanan yaparken 4000 hasar düşer. Evet. Yardımcı general olduğunda 4800'e düşüyormuş. Ana general olunca 9600 oluyormuş. Saldırıya uğrayan bölüğün savunmasını 3 saniye boyunca %30 azaltırmış. Güzelmiş. Domatesleri alalım. Hastane alanındaki sisi temizle. Çanta 13 diyor. Kullanabileceğimiz bir şeyler var mı? Hızlandırmalar, diğerler. Tamam, onları daha sonra inceleyeceğiz. Hastane bölgesini de bir keşfine açalım. Bu geri aldığımız yer bir hastane mi? Burası ucubeler için mükemmel bir toplanma yeri olmuşlar. Burada el sıkma bölgeleri var. Ne bu abim? Bu insanlar yaralanmış, korkuyorlar ve acı içindeler. Çaresiz yalnızca yerleşmelerine yardım edebiliriz. Gerisi onlara kalmış. Tamam. Çiftlik sakinlerini ziyaret. 4 tane görev var. 4 kişi de burada. Şu zombileri önce bir öldürelim. Ne diyor? Onu zombi falan ısırmadı. Güven bana. Bu yara bir süredir var. Ama o hala dönüşmedi. Dikkatli ol, ona güven. Şimdi bu adam kafasından yara almış. Arkada da zombi şeyleri var. Bu adam acaba zombi olur mu? Ona güven desem. Size güveniyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tanrı'ya yardımcı ol. Evet, 20 elmas verdi bize. Doğru seçeneği mi seçtik acaba, bilmiyorum. Galiba doğru seçeneği seçtik. Şuna bakalım şimdi. Lütfen dedemi kurtar. O hasta ve acı içinde. Her şeyi yaparım. Ona yardım etmelisin lütfen. Çocuğu al. Yaşlı adamı kurtar. Yaşlı adamı kurtaralım. Şey değil. Bir 20 de buradan aldık. Şu zombileri öldürebiliyor muyum? Zombileri öldürelim. Atlayabiliyoruz veya kendimiz de öldürebiliriz. Buradan bize ekstra hızlandırma verecek. Aynen. Güzel. Diğerlerine geçelim şimdi. Bu ne istiyor bizden? Lütfen yapma. Oğlum öldü mü? Ben ona göz kulak olurum. Kimseye zarar vermesine izin vermem. Şimdi oğlu zombi olmuş arkada. Arkada oğlu zombi olmuş. Dön ve uzaklaş. Zombiyi öldür. Gene 20 verdi bana. Ama mecbur öldüreceğiz. Tüm umudumu yitirmiştim. Yiyeceğimiz kalmamıştı ve o şeylere dönüşmek istemiyorduk. Canlarını hızlı ve cansız şekilde aldım. Bu son kurşun da benim için. Evet, ailesini öldürmüş arkadaşlar. Yiyecek hiçbir şey kalmamış. Ölmüşler. Dönüşmemeleri için öldürmüş onları. Onu kurtarıyorum. Beni yalnız bırak. Adam sinirlendi.
Alkole ihtiyacım var. İlaç ver. Al oğlum. Sürekli güç çiftçilere gelişen çok kesin. Geç al bakayım sen de. Burada gücümüz yükseliyor. Bu gücümüzün yükselmesi ne işe yarıyor? Onu da incelemek lazım. Başarılarda ödüllerimiz var. Gelelim biz görevlere. 4 kişiyi hallettik. Mücevherleri kaptık. Zombileri yok et görevini de halletmiş olduk. Yaralılara ilaç dağıt. Heh. Şunlar. 3 tane de al bakayım. Sen de al. Ve sen de al bakayım. 4'ü tamamlamış olacağız. Güzel. Savaş bayrağı. Karargahı seviye 2 yap. Hemen yapalım. 2 saniyede yükseltebiliyoruz. Güzel. Karargahı 2 seviye yaptık. Ganimeti topladık. 46-41. Güzel. Hastane alanı yenilenebilir. Hastane. Evet. Üçüncü görev. Üçüncü görev. Hastane alanına geçelim. VIP puanı verdi. VIP de burada önemli büyük ihtimalle. Bunu bize kullandıracaktır. Ücretsiz alabiliyoruz. Alalım ücretsiz. Güzel. VIP olunca buradan da bize ücretsiz sandık. Artıya basıp bunu kullanıp VIP seviyemizi 2 seviyeye kadar yükselttik. Şuradan bir tane daha ücretsiz verdi. Güzel. Başka var mı? Ücretsiz yok. Şurada 17 liraya satabiliyor. Daha çok daha iyi görünüyorlar. İyi olacaklar değil mi? Fiziksel yaralar birkaç güne ya da bir haftaya iyileşir ama içerideki yaraların iyileşmesine yıllar belki de ömür sürecektir. Piyade kışlası bölgesindeki sisi temizle. Hemen gidelim. İçerisi bayağı bir kalabalık gözüküyor. Son bölge burası mı? Kışlaya benziyor. Aynen. Diğer bölgedeki zombileri temizledik ama burası hala dolu. Burası yuvaları olabilir. Silahlanıp gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Bunları hallettikten sonra işleri kesin olarak bitirebiliriz. Önce şunu bir temizleyelim. Atla dedim, hızlı bir şekilde kes. Güzel, buradan bize versin bir şeyler. 3 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Eğitim hızlandırması hepsi ayrıymış. Zombileri yok ettik. Kahramanı seviye 6'ya. Burayı açabilirim aslında. Önce kahramanı bir seviye 6. Kahramanlar macera aşamada savaş için kullanılabilir. Bu kahramanlar macera yetenekleri burada görünebilir. Şimdi bu 3 seviye, bu 2 seviye. Bu ana kahraman olduğu için bunu 6 seviye yap diyor bana. Hemen şuradan. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6 seviye yaptık. Diğerlerini de yükseltebiliyoruz. Diğerlerini de yükseltebiliyoruz. Aşağıda çeşitli kahramanlar var. Şunu da biraz yükseltelim. Ne diyor? Savaş kılavuzu seviye atlamak için yetersiz. Yine de kullansın. İptal. Bir saniye. Boşuna harcamayalım. Büyük ihtimalle bunu yükseltmemize gerek. Şunu yükseltebiliyor muyuz? Tamam, bunu da 3 yaptık. Bir daha kullanırsam çarpı 6 veriyormuş. Tamam mı? Kahramanı 6 seviye yaptık. Kışladaki zombi ele başını yen. Geldim. Bunu bakalım yenebilecek miyiz? Seviye 6, seviye 3. Yer değiştirme. Şu Peggy'nin yerini değiştirelim ya. Yok mu burada? Evet, onu bize idarelik vermiş. O 10 seviye olanı. Paralı onlar arkadaşlar. Peggy ile devam edeceğiz maalesef. Peggy ile devam ediyoruz. Şu öne geçti. Bunu öne koyduk. Yer değiştirebiliyor muyuz şöyle? Yok. Ha, değiştirebiliyoruz 6 seviye. Bunu öne koydum. Pompalıyı öne koyalım. Bence pompalı önde durması daha mantıklı. Keskin nişancı falan arkada dursun. Aynen. Gidelim. Dikkatli ol. Bu zombiler normalde savaşçılarımızdan daha güçlüymüş.
Birazdan ilerleye yaklaşacağız gibi görünüyor. Evet. Gidelim. Şunlar ne la? Evet, tarayeti aktif et. Tarayeti aktif et. Dur. Barikat. Şunlar ne? Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle ön tarafa doğru bir barikat koyalım. Şuraya bir tane. Çabuk 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 çabuk. Şuraya da bir tane koydum. Pompalı yakın dursun. Şu köşeden giren olur mu? Olmaz. Biraz daha yaklaşınca şunu kullanacağım. Tamam, elektriği saldım oraya. Sağ tarafı kullanan yok şimdilik. İyiyiz. Dev geldi, barikata yüksek vuruyor. Pompalıyı kullanacağım. Kullanmıyorum şu anda. Pompalı şu an kullanmıyorum. Evet, barikatın üstünden atlıyor ve yan taraftan gelen var. Abi şu barikatı çeviremiyor muyuz ya? Çevirebilseydik çok güzel olacaktı. Barikatı çeviremiyoruz. Yan taraftan gelenler var. Barikatı yenileyeceğim. Kırılırsa yenileyeceğim. Kırılmak üzere. Şuraya bir elektrik daha atalım. Evet, ana zombi geldi. Öldürürüz. Olmazsa pompalı yapıştıracağım. Aha, multi kullanıyor. Pompalı yapıştırdım. Multi kullanamadı. Güzel oldu. Oo. Dur, kapattım önünü. Kapat. Son anda kapattım. Üzerimize koşuyor ve kırdı. Öldü mü? Öldü, öldü. Tamam. Tamam, öldü. Güzel. Seviye atladı bizimkiler. Güzel. Ver domatesleri. Kışladaki elebaşını da kışlaya yükseltebiliriz. Piyade kışlası. Güzel. İki görev daha var. Bu iki görevi de yapalım arkadaşlar. Vallahi oyunu sevdim. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne kadar daha iyi iş. Sığınakta tüm zombileri kurtardık. Plan işe yaradı. Tüm gerekli binalar geri aldık. Şimdi sadece barikatı tamir etmemiz gerekiyor ve sığınağı tekrar inşa etmemiz lazımmış. Barikatı tamir et. Hemen edelim. Evet, çok hızlı oldu bu. Etrafını tamir ettik. Büyük ihtimalle bunların seviyesini yüksek sınavdan yenilemesini hallet diyor. Tamam. Gitmiyorsun değil mi? Seni ve sığınağı korumak için burada kalacağım, söz. Duvarların ötesinde bir şey duyuyorum. Onu kontrol etmeliyiz. Bu ne, baltacı? Duvarların dışında bir şey duyuyormuş. Barikatın ötesini kontrol et. Hemen gidelim bakalım. Ne lan bu? Değişik bir şey. Gidelim bakalım. Barikatın ötesinde neler var? İmdat. Kimse yok mu? Bu adam sanki kusuyor lan. Dönüşüyor bu adam. Vurun şunu. Vallaha dönüşüyor. Şu an yenileri göre bizim taretler çalışmaya başladı. Zombi yarası, güzel. Yaklaş bakalım şimdi. Ne taraftan gelecek bunlar? Şuraya bir barikat kuralım. Şu boşluğa bir barikat kurdum. Biraz yaklaştıralım elemanları. Pompalı biraz yaklaştırdım. Bunu da biraz sağa çektim. Keskin nişancıyı da şöyle açısını biraz değiştirdim. Arkadan herhalde gelmezler. Pompalıyı biraz daha yaklaştırıyorum. Yakından daha iyi vurur bu. Yaklaş abi. Şimdilik kolay gidiyor. Bu kadar kolay olmaması lazım. Multi kullanacağım. Az kaldı. Barikatın canı düşmek üzere. Galiba daha fazla yok. Aynen. Bu kolay oldu. Bu kolay oldu. Kontrolü gerçekleştik. Birisi bir zombi adamı ormandan kaçarken görmüş.
Daha derine inmemiz gerekiyor. Ama dışarısı karanlık ve yağmur yağıyor. Orman ekstra tehlikeli olacak. Fiyadın, yanında başka kurtulanlar varsa geceyi atlatamazlar. Onları mümkün olan en kısa sürede kurtarmalıyız. Merak etme, her şeyin üstesinden gelebilecek yeterince güçlü olduğumuza emin olduğumuzda gideriz. Kahramanı 2 seviye. Muazzam. Kahramanı 2 seviye. Bunu zaten bu 4 seviye abi. 2 seviye nasıl yapacağım bunu? Zaten 4 seviye. Aha, atlattım bir seviye daha. 5 oldu. Bir tane daha atlatayım. 6 yaptım. Yeter mi? Şunu da biraz yükseltelim. 5. Bunda başka yokmuş. Görev tamam mı? Tamammış. Karanlık orman. Karanlık ormana git. Karanlık gizemli ormanı keşfetmeye karar verdi. Evet. Şu diğer görevi yapabiliyor muyum? Neydi o? Hastane görevi miydi? Deponun bilgisine bir bakalım. Yiyecek koruma kapasitesi 400 bin, 400 bin, 200 bin, kudret 1200. Tamam, 400 bine kadar daha paramız var. Hastaneye bakalım. Hastane kapasitesi 5000 kudret. Büyük ihtimalle bunu yüksek, bunu gerek yok. Şu kışlaya bakacağım. Eğit. Evet, ordu eğitebiliyoruz. Birlikler 6 kademeye kadar ayrılır. Daha üst kademe birliklerin kilidini açmak için teknolojiyi araştır diyor. Teknolojimiz nerede? Buradan bir dakikada bunu araştırabiliyormuşuz. Güzel, piyade kışlası var. Bunu bir geç. Dur abi, eğite. Tamam, bastım eğite, hadi. Bastım eğite. Polis merkezini yükseltirsek daha iyi şeyler bulabilir diye tahmin ediyorum. Önce polis merkezini yükselteceğim. 10 saniyede zaten yükseltiyor. Güzel, 10 saniyede bunu yükselt. Şu ne? Çiftlik. Çiftlik artı 500. Çiftliğinin de seviyesini arttırabilirim. Arabayla gideceğiz oraya. Tamam. Şu duvarların seviyesini atlatabiliyor muyuz? Atlatabiliyoruz. Güzel. Yükseltebiliyoruz. Şu savunmayı bir yükseltelim. Karakterimizde bir şey var. Ne bu abi? Başarılar. Başarılarımızda alabileceğimiz bir şeyler var mı? Ver bakayım. Elde etmek için 4. seviyeye ulaş diyor. Kaçıncı seviyedeyiz? Seviyemiz nerede? Seviye görmüyorum. Şimdi bu yaptığımız birlik... Bu yaptığımız birliği nereye konuşlandıracağız onu bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Vallahi oyunu sevdim. Oyun güzel. Sizden de güzel bir istek, beğeni, yorum, devam et derseniz, izlenirse arkadaşlar devam ederiz. Ben de ilerlerini merak ediyorum. Neler çıkacak karşımıza. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.